Rotadan herkese iyi akşamlar. Türkiye yine karanlık dehlizlerde dolanmaya dolaşmaya devam ediyor. Bu haftanın en çok sorulan sorularından biriydi. Acaba 90'lar geri mi döndü sorusuydu bu. Ben buna şöyle bir yanıt vermeyi tercih ediyorum. Acaba 90'lar hiç gitti mi? Çünkü elimizdeki veriler şu an kazdıkça yüzeye çıkan bu yeraltı dünyası, ilişkiler ve bunun siyasetle, hükümetle, hükümet çevreleriyle, iş çevreleriyle olan bağlantıları ifşa oldukça şunu görüyoruz. Aslında susurluk denen şey hiç bitmemiş. Tam aksine yer altından form değiştirerek, biçim değiştirerek hayatını sürdürmeye devam etmiş ve bugün geldiğimiz noktada çok daha büyük bir yaratığa, canavara dönüşmüş olarak karşımıza çıktı. Bunu aslında bugün, bu hafta yaşanan olaylar neticesinde bu kanıya varmıyoruz. Sedat Peker'in ifşalarıyla, itiraflarıyla zaten bu tartışmalar iyice alevlenmiş ve Türkiye'de siyasetin meşruiyeti, kurumların meşruiyeti, itibarı sorgulanır hale gelmişti. Fakat Sedat Peker'in iddialarında işaret ettiği bazı kurumlar, olaylar ve isimlerle ilgili daha çarpık bilgiler ortaya çıkmaya başladıkça ve bu isimlerden bazıları bu hafta birisi biliyorsunuz bir suikaste kurban gitti. Suikaste hayatını kaybetti. Halil Falyalı, Sedat Peker'in iddialarında adı geçen en önemli kişilerden biriydi. Çünkü uyuşturucu ticareti, doğrudan hükümet çevreleriyle bağlantılı bir uyuşturucu ticaretine işaret ediyordu Sedat Peker biliyorsunuz. Ve bu ticaret açısından Halil Falyalı'nın kritik önemde olduğunu söylemişti. Halil Falyalı iddiaya göre Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar'la Türkiye üzerinden bir uyuşturucu ticareti yapıyordu ve bu işin kilit noktalarından biriydi, bu işin düğüm noktalarından biriydi. Ve Sedat Peker kendisine işaret ettikten sonra Halil Falyalı ile ilgili daha fazla dosya ortaya, iddia ortaya çıkmaya başladı. Biz Türkiye'de tabii ki derinlemesine tanımıyorduk, daha bu kadar bilgi sahibi değildik. En azından araştırmacı, gazeteciler, bu konuyla ilgilenenler haricinde ancak daha fazla kamuya mal olmaya başladı ismi ve ilişkileri deşifre olmaya başladı. Halil Falyalı'nın uyuşturucu ticareti yaptığı Amerika Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı'nın kayıtlarına, dosyalarına girmiş durumda ve zaten Amerika'da kendisi hakkında bir kara para aklama davası da bizzat Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı'nın ajanlarını göndererek tespit ettirdiği üzere bir kara para aklama zaten vakası kayıtlanmış, belgelenmiş durumdaydı. Bunun bir de uyuşturucu ayağı olduğu tespitlere girmişti yine. Ve bir de tabii ki yasa dışı bahis, sanal bahis deniyor aslında buna. İnternet üzerinden çeşitli web siteleri kurarak ki Türkiye'de yanlış duymadıysam, öğrenmediysem 2500 civarında, 2500'e yakın bir bahis sitesi olduğu söyleniyor. Sanal bahis sitesi olduğu söyleniyor ve bunların önemli bir kısmının yönetimi, lisans sahibi aslında Halil Falyalı imiş. Ve muazzam bir servetten ve kara para ağından bahsediyoruz. Şimdi Halil Falyalı ile ilgili daha fazla bilgiyi aslında programda da konuşacağız. Bu yaşanan suikastin nedenlerini de konuklarımla değerlendirmeye çalışacağım. Ancak konuyu doğrudan yerinden gözlemleyebilen bir konuğum var bugün. Pınar Barut, kendisi Kıbrıs'ta gazetecilik yapıyor ve kendisini az sonra yayına alacağım. Aynı zamanda Emin Bey, Emin Şirin bugün bizimle olacak. Onunla da yine siyasi gündemi değerlendireceğiz ve bu yaşanan olayların iktidar cephesindeki aslında görünümlerini, izdüşümlerini bizim için değerlendirmeye çalışacak. Şimdi öncelikle yayınımızda çok uzun süre kalamayacağı için Pınar Hanım'ı yayına almak istiyorum. Emin Bey hoş geldiniz, Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Pınar Hanım, size sözü hemen bırakmak istiyorum. Halil Falyalı olayı ile ilgili şu an elimizdeki veriler nedir? Halil Falyalı Türkiye'de aslında daha yeni tanınan bir isim ancak muazzam bir serveti hükmeden bir baron olduğunu anlıyoruz, öğreniyoruz ve dolayısıyla çok fazla
hasmı ve çok da fazla siyasi nüfuzu olduğunu öğreniyoruz. Bize bu olayla hakkında daha fazla ayrıntı acaba paylaşabilir misiniz? Şimdi programın başında siz de belirttiniz, aslında Halil Falyalı Türkiye medyasında ya da uluslararası medyada henüz yeni yeni duyulan Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen bir isim olsa da küçük bir aday arasında herkesin, hepimizin tanıdığı ve öncelikle bir iş insanı olarak tanıdığı bir isim. Ve bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çok küçük bir yerde yaşadığımızı, çok küçük bir adanın küçük bir kısmında yaşadığımızı, Kıbrıs'ın kuzeyinden bahsediyorum. Bu çok önemli bir nokta Halil Falyalı ve ilişkileri açısından da. Zira alışılmışın dışında gerek Türkiye'de gerek uluslararası arenada mafya denilen kişilerin alışıldık, bilindik yaşam tarzı dışında bir yaşamı vardı onun da Kıbrıs'ın kuzeyinde. Yani sokakta dolaşırken de rastlayabileceğiniz, bir restoranda yan yana oturabileceğiniz, bir yerde kahve içebileceğiniz, ne bileyim yolda geçerken böyle selam verebileceğiniz bir hayattan bahsediyorum. Tabii bu hayatın getirisi olarak da küçük bir memleket, küçük bir nüfus, aynı zamanda sevilen, sayılan, İşte iş insanı, yardımsever, efendime söyleyeyim gibi bilinen de bir insandı. Dolayısıyla Halil Falyalı'nın suikastinin tüm bu uluslararası arenada konuşulanlar dışında bir de manevi tarafı oldu Kıbrıs Türk halkı için. Ciddi bir kesimin üzüldüğü, arkasından gözyaşı döktüğü bir isim haline geldi. Şimdi biz Halil Falyalı'yı Sedat Peker'in iddialarına kadar, evet kendisi inanılmaz bir zenginliğin sahibi. Bunun sanal bahisten oluştuğunu aslında hepimiz biliyorduk. Bu kendisinin de inkar etmediği bir gerçekti zaten. Aynı zamanda otelleri, kasinoları olan bir iş insanıydı. Medyada en çok yer aldığı konular tamamıyla yaptığı maddi yardımlar, işte gıda yardımları, pandemi dönemindeki ilaç yardımları, devletin bile getirtemediği ilaçları yurt dışından aracılık ederek getirebilecek gücünün olması gibi hep böyle olumlu, toplumsal, sosyal haberlerle anılırdı. Ama tabii içten içe konuşulan bir şey de Falyalı'nın bu servetinin kaynağının bir kara para olduğu gerçeğiydi. Şimdi şuradan yola çıkarsak kendi ifadelerinden, Falyalı tüm bu söylenenlerin dışında bambaşka bir sebeple geçtiğimiz dönem içerisinde yargılandı. Tutuklu yargılandı. Gerçi hiç cezaevine girmedi. Hastanede geçirdi bu tutukluluk sürecini. Ama bir darp davasıydı bu. O davada mahkemede tutuksuz yargılanmayı talep etmesine sebep olarak yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti. İşte ben bir iş insanıyım. Otellerim, kasinolarım var. Şu kadar sayıda çalışanım var ve 400 milyon dolar servetim var. Şu yatırım planlarım var. Hani dolayısıyla ben kaçacak biri değilim. Ben zaten Kıbrıslıyım, bu adadayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum demişti. Şimdi buradaki servet aslında kayıt altına alınan, kendi ifadeleriyle resmileşen bir servet. 400 milyon dolar bu nakit olarak bizim anladığımız bir servetti. Ve enerji yatırımları yapmayı düşündüğünü söylemişti aynı zamanda. Tabii bu değirmenin suyunun tek başına kasino, turizm, otel, yani kumar bile tek başına bir kasino geliri bile bunu karşılayabilecek bir noktada değildi. Elbette Sedat Peker'in de işaret ettiği bazı uyuşturucu ticareti, efendime söyleyeyim sanal bahisin aslında bizim düşündüğümüzden de daha büyük boyutları olması olduğu iddiaları bize bu işin çok da temiz olmadığını gösterdi. Ama Halil Falyalı özellikle Kıbrıs'ın kuzeyindeki siyasetin dizayn edilmesi noktasında da kilit bir isimdi. Çünkü bilirsiniz ki seçimler gibi özel durumlarda özellikle ciddi bir finansmana ihtiyacınız vardır. Halil Falyalı tam bu noktada aslında özelde Ulusal Birlik Partisi'nin ama genelde başka partilerin de sürekli bir finansmanı haline geldiği iddialarıyla anılıyordu. Bunu özellikle son 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hatırlıyoruz. Ankara'nın da desteklediği, hatta müdahale ettiği, onun için seçimlere müdahale ettiği Ersin Tatar adına ciddi bir sahada çalışma yaptığı, ciddi para harcadığı ve Ersin Tatar'ın seçimleri kazanmasında ciddi rol oynadığı hep iddialar arasındaydı. Bunun dışındaki diğer tüm seçimlerde de
ciddi bir finansman sağladığı biliniyordu. Ki bu aslında gizli de değildi. Sayın Tatar'dan tutun da UBP'nin ileri gelenleriyle, tıpkı Türkiye'deki bazı siyasilerle olduğu gibi aynı masada oturduğu, yediği, içtiği, gezdiği fotoğraflar sürekli sosyal medyada bizzat kendileri tarafından da paylaşılıyordu. O yüzden ciddi siyasi ilişkileri de vardı. Zannediyorum bu yüzdendir ki ölümünden bu yana 2 gün geçti suikastın üstünden özellikle bu cenahtan olan siyasiler işin kesinlikle mafya hesaplaşması, yasa dışı bahis, uyuşturucu kaçakçılığı ya da kara para aklama noktasında hiç durmadılar. O yüzden ilk yankıları böyle anlatabilirim Falyalı suikastine ilişkin. Başbakan düzeyinde bir Faiz Sucuoğlu katıldı cenazesine. Tabutun üstüne bayrak serildi ki aslında bu sembolik olarak işte belki üst düzey devlet görevlileri, şehit cenazeleri vesaire veya işte sanatçılar gibi önemli isimler için uygulanan bir ritüeldir. Ancak hem Kıbrıs bayrağı hem Türkiye bayrağı serildi tabutun üzerine. Bakanlar düzeyinde bir katılım oldu. Ersin Tatar tarafından bir taziye yayınlandı. Yani Halil Falyalı'nın aslında oradaki siyasi ilişkiler üzerinde, siyasiler nazarında en azından çok itibarlı ve saygıdeğer bir isim olarak görüldüğü, en azından böyle lanse edildiğini anlıyoruz. Bir yandan da Türkiye'de Halil Falyalı öldürüldükten sonra havuz medyası diye tabir edilen hükümete yakın çevrelerin yayın organlarına baktığımızda Halil Falyalı hakkında son zamanlarda ortaya çıkmış olan iddialarla ilgili hemen hiçbir şey yoktu veya çok küçük ifadelerle bazılarına geçiştiriliyordu. Örneğin Sabah gazetesi hayırsever iş adamı olarak sadece işte otel işletmecisi olarak kendisini tanıtıp hakkında başka hiçbir şey söylememeyi tercih etmişti. Yani bir ortak susma ve itibar kazandırma çabası paralel olarak hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de gözlemlenebiliyor. Bu aslında bir şeyin bu kadar söylenmiyor olması orada o söylenmeyen şeyi daha fazla öne çıkarıyor, daha fazla dikkat çekiyor. Hem Kıbrıs'ta hem de Türkiye'de aslında Halil Falyalı'nın bu faaliyetlerinin bu bahsedilen, iddia edilen ve bazıları da ayyuka çıkan faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunduğunun işareti değil midir? Bunlar böyle değerlendirebilir miyiz? Değerlendirebiliriz. Biz şöyle değerlendiriyoruz zaten. Şimdi eğer siz Halil Falyalı'nın bir uyuşturucu kaçakçısı, bir işte yasa dışı bahis çetesinin başındaki bir isim, kara para aklayan bir isim olduğu için öldürüldüğünü kabul ederseniz eğer, bu işi çözmeniz gerekir. Tamam Halil Falyalı öldü ama yaptığı işleri gelin bir temizleyelim demeniz gerekir. Eğer bütün bunları kabul ederseniz. Ama bütün bunları konuşmamanızın sebebi şu olabilir. Asıl soru da budur zaten. Şimdi Halil Falyalı'dan boşalan o boşluğa kim getirilecek? Çünkü orada böyle bir düzen varsa eğer Halil Falyalı tüm bu Türkiye, İngiltere, Venezuela ve Kıbrıs ağındaki uyuşturucu kaçakçılığının bir noktasında ve hatta üst düzey bir noktasında duruyorsa siz Halil Falyalı'yı o durduğu noktadan çektiğinizde o boşluk orada kalmayacaktır. Biz zaten buna en başından beri bir yer değiştirme, birinin gidip diğerinin o boşluğu doldurması olarak görüyoruz. Yani burada bir işte hem Kıbrıs'ın kuzeyindeki siyasi iradenin hem de Ankara'nın bu işi çözmek için uğraşacağı ve işte kara para, uyuşturucu trafiği, sanal bahis, yasa dışı işte kumar olayını temizleyeceği noktasında durmuyoruz. Soruşturmanın da bu nedenle çok selametle yürütüleceğini ve gerçekten derin devlet bağlantılarının ortaya çıkacağına da çok bir inancımız yok açıkçası. Önceden yaşadığımız işte bir Kutlu Adalı suikastı olsun, o dönemlerde yine siyasilerin bombalanması olsun ve adanın kuzeyinde çok uzun yıllardır dönem dönem yaşanan ve hepsinin faili meçhul kaldığı cinayetlerdeki gibi. Dediğim gibi siz bu işleri çözmeye niyet ederseniz eğer bu işi bitirmeniz gerekir, o ağı kesmeniz gerekir. Ancak bunların hiçbirinden bahsetmiyorsanız o boşluğu dolduracaksınız anlamına gelir. Bunu da şuradan anlıyoruz. Kıbrıs'ın kuzeyinde aslında iradesi olan bir yapı yok. Bunu Türkiye medyası belki yeni yeni fark ediyor ama
KKTC denilen, tanınması gerektiği iddia edilen devletimsi bir yapı içerisinde aslında uluslararası hukukun tamamen dışına itilmiş, dünyanın tamamen dışına itilmiş, her yerden izole edilmiş ve kullanışlı hale getirilmiş bir arka bahçe var. Türkiye'deki tüm işlerin neredeyse kökü hepsinin Kıbrıs'ın kuzeyindedir. Kıbrıs'ın kuzeyinde Türkiye'deki iradeden izin alınmadan suç dahi işlenemez. Dolayısıyla bugün Falyalı'nın içinde bulunduğu iddia edilen tüm bu sektör ve suçlar ağı Türkiye'den, Ankara'dan, Türkiye derin devletinden bağımsız düşünülemez. Böyle bir şeyin olabilmesi zaten mümkün değil. Bunu şuradan söyleyebiliriz. Nispeten Kıbrıs'ın kuzeyinde özellikle Türkiye'ye göre bağımsız ve müdahale edilmesi çok zor bir yargı sistemi var. Ama bizdeki sistem yargıya gelene kadar poliste gerçekleşir. Yani polis herhangi bir olay üzerine tahkikatı yapar ve polisin yaptığı tahkikat üzerinden oluşan dosya mahkemeye gelir. Ama bizim polisimiz de bize bağlı bile değil. Bakın bırakın özerk ya da bağımsız olmasını, bize bağlı bile değil. Bizim 1985 anayasamızda konulan bir geçici 10. madde sebebiyle polis burada askere bağlıdır. Asker de direkt Türkiye'ye bağlıdır. Dolayısıyla bizim polisimiz Türkiye'ye bağlıdır, Ankara'ya bağlıdır. Burada polisin yaptığı tüm tahkikatlar Ankara iradesiyle, yani küçük belki asayiş meseleleri hariç böyle büyük olaylarda Ankara iradesiyle kontrol edilir. Dolayısıyla mahkemeye gelene kadar sağlıklı bir tahkikat yürütülemediği ve o polis aşamasında bunların hepsi tıkandığı için mahkemelerimiz her ne kadar bağımsız olsa da ki bunu belki takip etmişsinizdir, Erdoğan'ın bizim mahkemelerimizin bir kararına gösterdiği tepkiden sonra burada büyük eylemler yapıldı. Dönemin başbakanı Ersan Saner'in eşi bir yargıçtı, kızı avukattı. Kızının bile katıldığı bir eylemden bahsediyoruz. Yargı bağımsızlığı onurumuzdur. Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez diye. Buradan bakarsak eğer Kıbrıs'ın kuzeyinde tamamıyla Türkiye'nin yönetiminin olduğu, buranın Türkiye'nin bir alt yönetimi olduğu, Lefkoşa TC Büyükelçisi'nin burada aslında bir vali noktasında olduğu, tüm bunları kabul ettiğimiz zaman Türkiye'nin salimen bir soruşturma yürütmesi, efendime söyleyeyim işte Falyalı bu suçları işlemiştir, gelin bunları araştıralım demesi, siyasilerin başsağlığı mesajı dışında bu işin bu boyutlarından bahsetmesi aslında çok da beklenilemez, mantıklı da değil. O yüzden suskunlar. Evet, zaten böyle bir soruşturma yürütülüp bu işin neticeleri ortaya çıkarıldığında, bunun nedenleri ortaya çıkarıldığında ortadaki rant üzerinden birileri komisyon almaya devam edemeyecek sonucuna varırız. Bu arada şöyle bir ayrıntı önemli bence bu. Polis, bizim polisimiz bize bağlı değil dediniz ama polis Türkiye'ye de bağlı değil aslında. Buradaki Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi de kolluğu ve yargıyı dikkate almıyor. Tamamen bir partiye bağlı. Yani maalesef evet, durum... Ankara aslında Türkiye'den evet. Ankara hükümetini kastediyorum. Evet. Yok, ben sadece bir ironi yapmak istedim bu konuyla ilgili. Son bir soru daha sorup sizi artık özgür bırakmak istiyorum. Çünkü sağ olun bize özel bir zaman ayırdınız. Çok uygun bir durumda olmadığınız halde. Falyalı içeri alındıktan sonra, tutuklandıktan sonra avukatları veya onun temsilcileri sıfatıyla bazı kişilerin sürekli Ankara'ya gidip geldiği ve belli bakanlarla görüştüğü, serbest bırakılması için istişareler yürüttüğü iddiaları var. Siz bu iddialarla ilgili herhangi bir duyum, gözleminiz var mı bu konularla ilgili? Elbette sizin duyduğunuz bu iddialar burada da yankılandı. Hatta bu iş sadece Falyalı'nın avukatları boyutunda değil, siyasiler boyutunda da çok tartışıldı. Elimizde kesin bir kanıt olmamakla birlikte biz biliyoruz ki aslında kanıtı olmayan bazı şeyler bile çok olasıdır %99 oranda. Mesela şöyle bir dipnot düşelim. Kanser hastası bir kişi bile sadece tedavilerinin yapıldığı dönemde cezaevinden izinli olarak hastaneye gidip tekrar cezaevine girebiliyorsa, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren biri kaçma şüphesi olmadığı halde bu ülkenin cezaevine konulup cezaevinde kaptığı COVID virüsü yüzünden ölebiliyorsa,
Halil Falyalı'nın bu zamana kadar hiçbirimizin bilmediği, işte bir kalp rahatsızlığı, bir sadece aşırı kilolu olduğunu biliyoruz. Bunun onda yarattığı belki ortopedik problemler olabilir ama onun dışında ciddi bir hastalığı olmadığını da biliyorduk. Ama yaklaşık 1,5 ay boyunca tek bir gün bile cezaevinde yatmadan tutukluluk süresini hastanede geçirmiş birinden bahsediyoruz. Bu sizin benim kolaylıkla sağlayabileceğimiz bir şey değil ki verdiğim örneklerdeki insanlar çok daha ciddi ve hayati hastalıklara sahiplerdi. Buna rağmen cezaevindeydiler. Tabii sağlık hizmeti aldılar ama sürekli hastanede değildiler. O dönem bizim kulağımıza gelen başka şeyler vardı. Süleyman Soylu'nun, TC İçişleri Bakanı'nın bu işe müdahil olduğu, bir yandan Binali Yıldırım'ın, oğlu Erkam Yıldırım'ın Palyalı ile olan olduğu iddia edilen bu Venezuela, Kıbrıs, İngiltere, Türkiye arasındaki uyuşturucu ağında beraber çalıştıkları, iş yaptıkları iddiası vardı, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bu iş sadece avukatlar boyutunda kalmadı. Yargıya müdahale edildi, bu açık ve nettir. Ama tabii şu isim şu taraftan yargıya müdahale edildi diye bir bilgi elimize geçmese de Binali Yıldırım'ın oğlu sebebiyle, Süleyman Soylu'nun hangi sebeple olduğunu anlayamadığımız bir farklı bir sebeple bu olayın tarafı oldu. Yargıya baskı yapıldı. Falyalı'nın bir şekilde bir taraf tarafından serbest bırakılmasının, bir diğer taraf tarafından da tutuklu kalmasının istendiği, orada bir güçler arası bir savaş yaşandığı ama günün sonunda Falyalı'nın dışarı çıkmayı başardığı, böyle enteresan bir şekilde darba uğradığını iddia eden, kendisine neredeyse işkence yapıldığını, zorla senet imzalattırıldığını, hesabındaki paranın zorla alındığını iddia eden kişi ben bunları söylemedim, şikayetimi geri alıyorum dedi. Ve böylelikle dava bir anda düştü ve Falyalı çıktı. Falyalı ilk çıktığında mahkemenin önünde dedi ki yakında bir basın açıklaması yapacağım ve size her şeyi anlatacağım. O basın açıklaması hiç gerçekleşmedi ve akıllara şu soru geldi. Acaba Falyalı dışarı çıkmak için bu kadar diretmeseydi ve cezaevine girseydi bugün yaşıyor olacak mıydı? Acaba Falyalı orada bir uyarı aldı, bambaşka bir sebepten dolayı cezaevine gönderildi ve sen burada kal denildi. Ama Falyalı bunu dinlemedi, itiraz etti güç odaklarına karşı. O da kendi gücünü sergiledi ve dışarı çıktı. Ve cezası bu şekilde mi kesildi? Aslında cevaplanması gereken bu sorularda hala cevaplanmamış bir şekilde bekliyor. Evet, bunlar gerçekten çok önemli soru işaretleri. Acaba yanıtlarını öğrenebilecek miyiz? Biz bu konuları konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Ancak Pınar Hanım'a bize katıldığı ve paylaştığı bilgiler nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Umarım başka bir yayında daha iyi konularla kendisini ağırlarız diyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ben de teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi Pınar Hanım'ı almıyor muyuz arkadaşlar? Alalım, tamam. Evet, şimdi Emin Bey ile devam edeceğiz. Aslında sürecin 90'lardan beri devam eden bir süreklilik içerisinde, bir gelenek içerisinde belli ilişkilerin devredilerek, birbirine aktarılarak devam ettiğini anlıyoruz. Zaten Falyalı olayındaki şu çok kritik bir mesele, olayın üzerine gidilmemesi ve olayla ilgili hükümete yakın medyada veya Kıbrıs'ta bu ortaya atılan iddialarla ilgili neredeyse hiçbir şey dile getirilmiyor olması aslında bunun tam da Pınar Hanım'ın, Pınar Barut'un işaret ettiği üzere Falyalı'nın yürütmekte olduğu, çarklarını döndürmekte olduğu sistemin aksamadan devam etmesi ve bunun yerinin başka birinin doldurması için bu mekanizmanın ortaya çıkarılmak istenmemesi olarak değerlendirebiliriz. Ve bu nedenle de aslında susurluk ne kadarı ortaya çıktı, susurlukta ortaya çıkanların ne kadarı manipülasyondu, yanıltıcı bilgiydi, bir hesaplaşma gerçekten zaten olamadığını biliyoruz, olamadığını bildiğimiz için de o günkü pek çok önemli isimin bugün hala muteber olduğunu, hükümet çevrelerinde
önemli kişiler olarak yer almaya devam ettiğini biliyoruz ki bunlardan birisi Mehmet Ağar'dı, birisi de yakın zamanda çokça konuşulmaya başlayan aslında Tansu Çiller'di diyebiliriz. Biliyorsunuz Tansu Çiller hükümete çok yakın bir konum benimsedi. Siyasi olarak hükümeti savunmayı tercih etti. Erdoğan'ın yanında olmayı tercih etti. Özellikle son yıllarda ve Çiller'le ilgili önemli bir iddia var. Yakın dönemde ortaya atılmış olan hem Susurluğu da onunla birlikte Susurluk meselesini ve Türkiye'nin bu derin devlet geleneğini. Derin devlet demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bu derin devlet değil de bir çeteler geleneği aslında. Daha doğru ifade etmek gerekirse bu bir çeteler geleneği. Hem bunu hem de Tansu Çiller hakkındaki iddiaları Emin Bey size sormak istiyorum. Bir parti kurma, kurdurulma en azından girişimi olduğu söyleniyor Tansu Çiller'e. Siz bunun gerçeklik payını, doğruluk payını görüyor musunuz? Görüyorsanız benim yorumum açıkçası bu sarayın isteğiyle yapılabilecek bir iş olabilir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tansu Hanım'a gelmeden evvel müsaade ederseniz Pınar Hanım'ı çok dikkatle dinledim. 90'lardan beri bunları dinliyorum. İnanır mısın Netflix'te bir Kolombiya veya Meksika dizisi seyreder gibi. Evet, içinde yaşıyoruz adeta. İçinde yaşıyoruz hakikaten. Seyrettiğimiz dizinin içinde yaşıyor gibiyiz. Ben Mayıs ayında Sedat Peker konuşmaya başladığı zamandan beri bana sorulduğu zaman her zaman şunu söyledim. Bugünkü hukuk, bugünkü siyasetten ve siyasetten destek alan çetelerden hesap sormaz ve soramaz. Bunun günün birinde, bugünkü hukuktan bunu beklemenin imkanı yok. Kıbrıs'ta da yok, Türkiye'de de yok. Zaten Pınar Hanım çok iyi bir gazeteci, gayet iyi anlattı. İç içe geçmiş, sanki Türkiye'nin bazı kirli işlerini veya Türkiye'nin rahatsız edilen işlerinin kullanıldığı bir torba gibi görünüyor Kıbrıs. Orada bir şey ilave etmek istiyorum, belki o eksik kaldı. Falyalı'nın konusunda büyük paralar konuşuluyor değil mi? Bu paraların izi sürülmüyor. Bugün de sürülmeyecek. İktidar değişmediği müddetçe de sürülmeyecek. Çünkü Pınar Hanım bu konuyu belki başka bir programda daha iyi anlatır. Kıbrıs'taki bankaların Emre, yurt dışında direkt irtibatları yok. Yurt dışından direkt irtibatları bankaları yok. Bu bankalar, Kıbrıs'ta bulunan bankalar böyle 400 milyon dolar, 500 milyon dolar, 1 milyar dolar, 5 milyar dolar, 10 milyar dolar havaleleri yapabilecek, kripto para için depozito alıp bunları transfer edecek filan güce sahip değiller. Kripto platformlarda kullanılıyorsa da kripto platformlara bu paraların yatırılması lazım. Bahsettiğimiz paralar da 1-2 milyon dolar değil, 100 milyon, ne bileyim ben milyar dolar filan. Özellikle üzerinde duruyorum. Kıbrıs bankalarının yurt dışına para transfer edebilmeleri ancak Türkiye'deki kamu bankalarının üzerinden olabiliyor. Tekrar ediyorum. Kıbrıs'taki bankaların yurt dışına para transferleri ancak kamu bankaları üzerinden olabiliyor. Aynı şekilde Türkiye'de kumar oynanıyorsa, yasal olmayan bir şekilde kumar oynanıyorsa ve bu Halil Falyalı'nın hesabına geliyorsa Kıbrıs'ta, ki Kıbrıs'taysa hesabı, o paralar da kamu bankalarının üzerinden muhtemelen geçiyorlar Kıbrıs içerisi. Bu para hareketlerinin bugüne kadar istendiği takdirde rahatlıkla takip edilmesi söz konusudur. Muhtemelen de edilmiştir, bir yerde de dosyalanmıştır, duruyordur ve koruma altındadır. O anlaşılıyor. Şimdi Tansu Hanım'a gelirsek, tabii Susurluk diye konuşuldu. Ben o günlerin tecrübesini yaşamış bir insan olarak, ondan sonra işte siyasetin de epey içinden geçerek geldik o dönemlerde de. Fevkalade yakınından da geçtik. 2002'den sonra milletvekili olduğum dönem 5 sene sürdü. 5 senenin sonunda da Ergenekon kumpas mı diyeceğiz işte neyse Ergenekon vesilesiyle ilk gözaltına alınan benim. Ve Ergenekon'da yargılanan tek milletvekili benim.
eski dönemle ilgili olarak bütün bunların hepsini yaşadık. Sonra da kompas kompas oldu, bunların ortaya çıktı. Sen demin çok güzel bir şey söyledin. Sen diye muhatap olmalı herhalde mazur görüyorsun. Yaşım icabı biraz rahat konuşuyorum burada. Estağfurullah, lütfen buyurun. Burada konu derin devlet yerine devleti kullanan çetelerden bahsetmek daha doğru olacak. Çünkü derin devlet ayrı bir program konusu olabilir. Neyi kastettiğimiz, Gladio'nun NATO yapılanması mı, asker mi, bugün geldiği şekil mi, MİT mi, bir nebula mı? Ki bunu ben bir nebula gibi görüyorum her zaman derin devleti. Bir çuval kavram olarak aslında kullanılıyor. Ben bir siyaset bilimci olarak bu yaşadığımız, önümüze gelen her türlü kriminal, siyasilerle ilişkili olan her türlü kriminal olaya derin devlet dememe taraftarıyım. Çünkü kavramın kendisini muğlaklaştıran ve yerli yerinde kullanmayı da engelleyen bir şey oluyor. Bir çeteler sistemi demeyi ben daha doğru buluyorum buna. Ben bu söyledim. Devletin içindeki bazı unsurları kullanan bir çete. Çeteler demek son derece doğru bir tanımlama yaptım. Burada tabii Tansu Hanım'ın ismi söz konusu oluyor, ortaya çıkıyor. Bir kere çok açık söyleyelim. Bugün olup bitenlerle, Kıbrıs'ta olup bitenlerle Tansu Hanım'ı ilişkilendirecek hiçbir şey yok orada. Yani onun bir altını çizmek lazım. Tabii ki ben o bağlamda sormadım zaten, öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Biliyorum, seni sormadığını da biliyorum da yanlış bir intiba edinilmesin. Çünkü Tansu Hanım'ın artısı ve eksisi var. O devirde işte devlet için silah, kurşun yiyen bir kurşun atan da makbuldür lafı tarihe kötü bir söz olarak geçti. Devlet için kurşun atılacaksa bunun belirli usulleri var, belirli hukuki çerçeveleri var. Sen bunu gayri resmi olarak yapılmasını da destekliyorsan, 95'teki Milli Güvenlik Kurulu kararına dayanıyorsan, bu tamamen hukuk dışına çıkmak demektir. Bir başbakana da bu yakışmaz diye düşünüyorum. Şimdi gelinen noktada bir türlü Tansu Hanım'ın bugünkü siyasi faaliyetlerine gelemedim. Kusura bakma ama. Yok, gayet iyi gidiyoruz. Çok önemli. Siz bence iyi bir çerçeve sunuyorsunuz. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok önem verdiğim bir konu. Şimdi mesela Sedat Peker konuşmaya başlayınca Zindaşlı'dan, Allah rahmet eylesin, Burak Uzu'yu unuttuk. Onları konuşurken daha evvelkileri unutuyorduk. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bunlar böyle gömülerek gidiyorlar. Ben onun için bunun detaylarının üzerinde çok durmuyorum, bu Falaylı meselesinin. Ki ona da geleceğim bir parantez açarak. Daha doğrusu şimdi açayım. Pınar Hanım çok isabetli olarak bir el değiştirme operasyonu mu oluyor diye söyledi. Olabilir, çok mümkün. Ama aklıma gelen başka bir şey de söyleyeyim. Bunu bu çerçeveyi tamamen çökertmek isteyen bir dış güç operasyonu olarak da görebilmek kabil. Yani bu paraların gidiş gelişlerini, bu kokainin gidiş gelişini mesela DEA durdurmak istiyorsa, DEA'nın operasyonu da olmaz diyemeyiz böyle bir şeye. Bilmiyorum, anlatabilirim. Evet, bir uluslararası müdahale de olabilir diyorsunuz burada. Uluslararası müdahale de olabilir. Bunu temizlemeye de karar vermiş olabilirler. Çünkü biraz da muzdaripler. Ekvator'da, Kolombiya'da ve Venezuela'da şeyler yakalanıyor. İşte muz sandıklarının içinde kokainler yakalanıyor. Bu kokainin parasını kim nereden ödedi? Hiç kimse ilgilenmiyor. Ya adam kokaini yüklüyorsa parasını aldığı için yüklüyor, değil mi? Demin onun için bu para trafiğinin üzerinde durmak istedim. Parasını almadan bu adam kokaini yükler mi? Yüklemez. Bu para nereden gitti? Kim yolladı? Bunu konuşan yok. Yani senet yapacak halleri yok uyuşturucu parası için. Herhalde senet yapacak veya vade yapacak halleri yok. Bu peşin parayla yürüdüğünü yine Netflix filmlerinden görüyoruz veya duyduklarımızdan. Böyle bir çerçevede senetsiz sepetsiz olup da peşin parayla yürüyecek bir şeyde bunun para trafiğinin hiç üzerinde kimse durmuyor. Sedat Peker de durmadı. Falyalı'yı biraz işaret etti ama durmadı. Ben de bugün bir şey getiriyorum. Falyalı Kıbrıs'taki bir banka üzerinden bunu yapamaz. Anlatabildim mi? Bu işlendiği takdirde şırak kadar bulunur. Muhtemelen de zaten kayıt altındadır. Yasal olmayan bahis paralarının olduğu gibi. Şimdi bugüne gelirsek, Tansu Hanım'ı çok daha
siyaseten aşağıda bir yerde görmek istiyorum. Kendisine itibarsızlık olarak değil, oynanan oyunda çok ufak bir aktör olarak görüyorum. Şöyle ki, demin dedim, bugünkü hukuk bu siyasetten hesap sormayacak, soramayacak. Çünkü iç içe geçmiş vaziyette. Ancak bir iktidar değişikliğinde yeni kurulacak iktidar, eğer iktidar değişirse yeni kurulacak iktidarın böyle bir iradesi ve böyle bir gücü olduğu takdirde bunların ortaya çıkarılabilmesi veya tilki edilmesi lazım. Susurluk, susurluk, susurluk deniyor. Susurluğun nesi çıktı ortaya? Susurluğun nesi çıktı ortaya? Biz ucunu görebildik sadece. Çay açtırken ucunu ve kazayı gördüm. Ondan sonra da iş kapattı gitti. Şimdi iş sonunda siyasete geliyor. Bir kampanyası başlamış, zamanı belli olmayan ama kampanyası başlamış bir seçim süreci içine girdik. Kampanyası başladı. Evet. Zamanı belli değil ama kampanyası başladı. Zamanı belli olan seçimlerde herhalde son 90 gün, 120 günde yaşayacaklarımızı, zamanı belli olmayan bir seçimin içinde bugünden çok aktif olarak yaşıyoruz. Bunu Sayın Çinleri, ki Türkiye için yaptığı müsbet işler de var, onu da söyleyeyim, yani bir Avrupa Birliği münasebeti vesaire konusunda Sayın Mesut Yılmaz'la beraber ayrı ayrı veya aynı dönemde attığı adımlar da vardı. Yani bazı müsbet işler de yapılmadı değil. Ama ondan sonra bu PKK vesaire konularında da yüzüne gözüne bulaştı. Tamamen yüzüne gözüne bulaştı. Yani o işteki o güvenlikçi politikaların temelinde Tansu Çiller'in işi anlamaması veya o günkü vesayetçi rejime tam teslim olması çok kötü bir dönemdir. Çok hakikaten kötü bir dönem. Şimdi bugün ne rol biçilebiliyor Tansu Çiller'e? Pek tabii Tansu Çiller iyimser olarak düşünürsek, efendim Türkiye çok kötü bir hale geldi. Türkiye'nin bu kötü yere geldiği halde orada da bir boşluk var. Bir sağ merkez partisine ihtiyaç var. Ben de çok tecrübeli bir siyaset adamıyım. Ben ortaya çıkıyorum diye düşünmüş olabilir. Tabii bu çok iyi niyetli bir şey, düşünce tarzı. Ben o zaman şu soruyu sormak isterim. Çünkü kendisine yapılan bazı konuşmaları gayet yakından biliyorum. 2002 seçimlerinden sonra kendisine istifa etme diyenler oldu. Yani merkezde boşluk olabilir, istifa etme diyenler oldu. İstifa etti ve yok oldu orada. Yani siyaset konusunda bugün Abdullah Gül'ün yaptığı gibi hiç ağzını açmadı, yok oldu. Şimdi ortaya çıkarken tabii senin söylediğin şey çok akla geliyor. Sarayla ilgili bir irtibat içinde böyle bir organizasyon var mı? Organizasyon var mı? Var. Organizasyon teşebbüsü var. Organizasyon haline gelmedi daha ama teşebbüs halinde. Mesela eski Türban Genel Müdürü, bizim de tanıdığımız, sevdiğimiz Ömer Bilgin sağa sola telefon ediyor. Tansu Hanım'dan beraber parti kuruyoruz, hazır olun. Seçime girmeye hazır olacağız gibi konuşmalar yapıyor. Kim yapıyor, Ömer, tekrar edebilir misiniz acaba? Ömer Bilgin. Ömer Bilgin. Sevdiğimiz bir insandır. Çok eski milletvekilliği de yaptı. Türban Genel Müdürü'ydü. Oradan belki hatırlanır. Onun haricinde kendisinin yine çok iyi bildiğimiz Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Özden yaptığı görüşme var Tansu Hanım'ın. Partiyi bana verin konuşması var. Bu konuşmalar birinci elden duyduğumuz, bildiğimiz şeyler. Yapabilir Tansu Hanım bunu ama bugün niye yapıyor diye düşünürse bunu tabii ki sarayla bir işbirliği içinde yaptığını düşünmek lazım. Bunun aksini düşünmek fazla safiyane bir düşünce olur. Bu niye böyle oluyor? Yine belki lafı çok uzattım ama bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Yok, gayet iyi anlatıyorsunuz. Şimdi ortada şöyle bir sıkıntı var. Şeylere baktığımızda, anketlere, ne kadar doğruysa ama çok güvendiğimiz anket yapan arkadaşlarımız var. Çok ciddi de yapıyorlar. Kürt kökenli seçmenin oylarını bir tarafa bırakırsan aşağı yukarı eşit bir durum çıkıyor ortaya. Yani 40-40 gibi bir şey çıkıyor ya, 45-45 gibi bir şey çıkıyor. Her halükarda belki Millet İttifakı daha önde gibi görünüyor. Evet. Buna mukabil eğer Cumhur İttifakı seçimi kazanmak istiyorsa buna mutlaka yapması gereken işler var. Nedir bu işler?
bir tarafa tam Kürt kökenli seçmenin oyunu almak için bir teşebbüste bulunması lazım. Başladılar buna. İşte anladık ki Öcalan'dan görüşüyorlarmış. Yine anladık ki Nevruz'da belki bazı atılımlar yapılacakmış, mektuplar okunacakmış. Yine duyuyoruz ki yeni bir çözüm sürecinin başlayıp başlayamaması için yurt dışında ve yurt içinde temaslar var. Bunlar siyasette meşru şeylerdir. Öcalan için ne kadar meşrudur bilmem de geri kalanları gayet meşru siyasi faaliyetlerdir. Öcalan'la konuşmak siyaset değil, devlet gücü kullanmaktır. Yani onu o şekilde ayırıyorum. Şimdi burada Öcalan'ın ben daha da iddialı da konuştum. Eğer bir anlaşma zemini bulabilirlerse seçimden evvel Öcalan'ın ev hapsine çıkarılmasını da öngörüyorum. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eskiden aldığı bir karar var Öcalan'la ilgili. Onu biraz öne çekip bunu deneyebilirler. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tümüne uygulamayı bile düşünebilirler. Bunların hepsi olabilir. Peki sizce bu Devlet Bahçeli veya o cenahtaki milliyetçi seçmende nasıl yankı bulacak? Yani Devlet Bahçeli'den aslında bir itiraz beklemiyorum ancak milliyetçi önemli bir tabanı var. Burada nasıl bir yankı olacak? Gelelim ona. İşte Tansu Çiller orada bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Tansu Çiller'in iki tane rolü olabilir siyasette ve önemli rol yapabilir. Diyebilirsiniz ki bu %1'e tekabül edebilir. Bilemem. %0.5'a mı eder, %3'e mi tekabül eder ama önemli bir yere tekabül eder. Birincisi İYİ Parti'nin çok ciddi bir şekilde toplamaya başladığı, kim ne derse desin %15'in altında olmadığı veya o civarlarda olduğu muhtemelen de tırmanma temayülü gösteren bir oy potansiyeli var İYİ Parti'nin. Bunu almak için, buna veya set çekmek için Tansu Çiller bugün akla gelebilecek adaylardan bir tanesi. Eskileri yabana atmamak lazım. Bu Falyalı hadisesinden evvel Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'a taşındı. Yani eski pazarları Nuri Ağa biliyor. Evet, baktı. Orada o da dikkat çekici, soru işareti uyandıran bir gelişmeydi. Ben hiçbir mana çıkartmak için söylemiyorum ama eski olmak bir illaki piyasadan çekilme manasına gelmiyor. Şimdi Tansu Hanım'ın böyle bir vasfı olabilir. Ben Meral Hanım'ın zaten şeyiydim, işte başbakanıydım. O benim atadığım bir bakandı. İşte şeyle ciddi olarak da mücadele ettik şey konularından, terör konularından vesaire gibi bir açılımı yapabilir. Ve Kürt açılımı yapılacaksa, Öcalan kullanılacaksa bunu dengeleyecek bir unsur olarak ortaya çıkabilir. Bunu ben Devlet Bey o gün ne karar verir bilmiyorum ama Devlet Bey'in idamın kaldırılmasında imzası olan bir kişi. Yani Öcalan bugün hayattaysa aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin attığı imza da sayesinde. Hoşkuşunu da söyleyeyim, ben idama kesinlikle karşıyım. Yani idam cezasına karşı bir insan olarak bunu söylüyorum. Siyasi bir tespit olarak söylüyorum. Bir tasvip veya tenkit etmek yok bu konuşmanın içinde. Dolayısıyla ondan da bir şey gelmez. Bu bir devlet politikasıdır Devlet Bey. Doğru yapılıyordur. Ben geçer gider. Seçmeni ne yapar bilmiyorum ama işte seçmen için belki Meral Hanım'a kayabilecek oylara karşı Tansu Hanım bir rol oynar mı diye de düşünebilirler. Yani bu bir şey dersin. Şu önemli, siz onu söyleyin ancak bunu vurgulamak istiyorum. Böyle bir yeni bir açılım, yani kendileri açısından tekrar Kürt seçmenden, HDP seçmeninden, HDP seçmeni demeyelim ancak en azından AKP'den uzaklaşmış olan Kürt seçmenden tekrar oy alabilmek için bu yönde politikalar geliştirip bu politikalara karşısında oluşabilecek reaksiyonun da muhalefete geçmesinin önüne bir set koyabilmek için Tansu Çiller'in böyle bir işlevi olabileceğini saray açısından öngörüyorsunuz. Yani öngörüyor demeyeyim, bir ihtimal olarak. Evet, yani bir ihtimal olarak bunu. İhtimallerden bir tanesi. Şimdi tamamen hipotetik konuşuyoruz. Evet. Şeyler üzerinde, modellemeler üzerinde konuşuyoruz. Çünkü hakikaten simülasyon yapmaya başlarsak modellemelerin çok olabileceği bir siyasi ortamın içine girdik. Şimdi Kürt kökenli seçmen adına konuştuğunu düşünen akil kişiler
Avrupa'da bulunan eskiden PKK'lıydı ama şimdi PKK kalmamış. Masa etrafında siyaset yapanlar. Burada Türkiye'de HDP ile ilişkili veya ilişkisiz birçok Kürt aydını, Kürt önde geleni takır takır pazarlık ediyorlar. Yani bunların bir kısmı, bir yarısı Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa gitsin diye düşünenler var. Bir kısmı da arkadaş dur sakin ol, hangisinden biz istediklerimizi alacaksak biz onlarla hareket edelim diyenler var. Bu bir bilgi midir yani, böyle bir olgudan bahsediyoruz? Bilgiden bahsediyorum. Size bilgiden bahsediyorum. Bu söylediğim bilgiye dayanan bir tespit. Yani benim tahminim değil. Tansu Hanım için işte Ömer Bilgin bilgiydi, Vejdet Öz bilgiydi ama ne olabileceğini şahsi fikir analizi olarak koydum. Ama Kürt kökenli seçmenle ilgili olarak bilgi olmak istiyorum. Böyle iki tane grup var. Bir kısmı muhakkak gitsin de ne olursa olsun biz yolumuzu buluruz muhalefet kazandıktan sonra diyenler var. Bir kısmı da sakin olun. Biz nereden elde edebileceklerimizi doğru dürüst görelim. Tayyip Bey'den de peşiyle elde edebileceklerimiz varsa bunu da değerlendirelim diyenler var. Bunu da siyaseten makul görüyorum. Çünkü bu Kürt meselesinde 50 senedir 100 senedir mücadele vermiş bazı insanlar bugün nereden istediklerimizi elde edebiliriz diye de düşünüyor olabilirler. Bu da siyaseten kabul edilmesi gereken bir gerçek. Şimdi bu iktidar açısından olup bitenler, muhalefet açısından Millet İttifakı veya Millet İttifakı'nın şimdilik dışında olup da biraz kendilerini büyükçe bir aynada gören bazı partiler de var. Bunlara da baktığımız zaman onların arasında da çok ciddi sıkıntı ve itilaflar olduğunu, yani friksiyonların başladığını görüyorum. Ciddi itilaf demeyeyim ama friksiyonlar başlamış vaziyette. Burada CHP ana muhalefet partisi olarak bir açık tavır alamıyor. İktidara bir döneyim Emre. Evet. Avrupa yerel yönetimler şartı bir kararnameyle Türkiye'de yürürlüğe sokulursa Tayyip Erdoğan tarafından ve aynı günlerde de Abdullah Öcalan Ev Hapsi'ne çıkarılırsa ne olur? Siyasetin bunu ciddiyetle düşünmesi lazım. Yani iktidar içine girmiş olduğu bu sıkışmışlıktan çıkabilmek adına bu denli radikal adımlar atabilir. Bu potansiyeli görüyorsunuz. Kesinlikle atmaması zaten seçimi kaybetmesine sebep olacak. Evet, şu anki tablo kaybettiğini gösteriyor. Mesela Tansu Hanım'dan beraber, mesela şöyle bir radikal adım da düşünsek, ben Sayın Tansu Çiller şimdiden Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor, seçimlerden evvel de oluyor diyelim. Avrupa münasebetlerini ve Amerika münasebetlerini Tansu Hanım yürütüyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamını uygulamaya sokuyoruz ve Avrupa yerel yönetimler şartını imzalıyoruz gibi bir senaryonun çıktığını düşün. Muhalefetin böyle hazırlıkları var mı hiç bilmiyorum. Zannetmiyorum da doğrusunu istersen. Yani bu alternatif senaryoları düşünmek, bunları ciddiye almak gerektiğini düşünüyorsunuz siz. Kesinlikle. Yani bak Emre, karşılarında 20 senedir girdiği her seçimi bazen zorlayarak, bazen de şaibeli bir şekilde duyursuz oylar konusunda olduğu gibi her seferinde kazandık Recep Tayyip Erdoğan'lar. Artı AK Parti gibi bir mekanizma var elinde. Artı jandarmayı kontrol ediyor, artı polisi kontrol ediyor, artı yüksek seçim kontrol ediyor, artı mahkemeleri ediyor, artı valileri öyle işte farklı devletinde seçim ediyor. Muhalefet bunun ne kadar farkında? Yani farkındayız diyorlar ama cihazda farkında olduklarını gösterecek bir cihaz işte değiller. Şimdi muhalefette de sıkıntılar var. İYİ Parti haklı olarak bu Kürt seçmen meselesini bekleyenler var. Çünkü tamamen müsaade eden vaziyette bir seçmen fazla. Onu dikkatli bir şu. CHP bu konuda yapacağını tam bilir halde değil. Bak mesela bundan bir iki hafta bir perşem şeyinde çıktı Sayın Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Benim şahsen çok değil. Bunu söyleyeyim.
çok dengeli diyorum. İnsan seni dengeli derler. Belki siyasetlerin başında geliyor. Emin Bey, şu... bir ricam olacak. Muhalefete girdik. Buna şimdi bir ara vereceğiz. Saat başında tekrar başlayacağız. Oradan devam etsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Kaç dakikamız var? 10 dakikamız var. Tabii ki, tabii ki. 10 dakika sonra görüşmek üzere diyelim izleyicilerimize de. Ben teşekkür ederim size. Sağ olun. 10 dakika sonra buradayız.